Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, Ethereum kurucusu Vitalik Buterin ile Elon Musk arasında arkadaşlar e, bir takım durumlar var şu anda. Ee, Vitalik Buterin Elon Musk'ı e, sert diyebileceğimiz bir şekilde eleştirdi ve özellikle son sansür e, dalgasıyla birlikte başlayan Twitter hareketleriyle Vitalik Buterin Twitter'ın otoriterleştirildiğine e, öne sürdü ve genel politikalarında e, saçma bulduğunu, anlamsız bulduğunu dile getirdi arkadaşlar. Şimdi Vitalik Buterin önceden gelen para hareketleriyle yani mavi tikten ötürü biliyorsunuz ne yapılması gerekiyordu? Para ödenmesi gerekiyordu. Vitalik Buterin de buna katılacağını olumlu bir dille ifade etmişti. Hatta Ethereum bakımından ilerleyen zamanlarda Elon Musk'la ve Twitter'la ortak hareket etmek istediklerini de net bir biçimde söylemişti ve bunu ifade etmişti arkadaşlar değil mi? Şimdi beraberinde bu gibi açıklamalar yapıyor fakat bunların da şunu söyleyebilirim. Kripto piyasasında inanılmaz derecede bir politika dönüyor arkadaşlar. Buradaki politikadan kastım ne? Aslında Beraber hareket edecek tamam mı? Belki günlük hayatta yemek yiyen işte arkadaş olan iki kişi e, piyasada kendisini çok sıkı halde eleştiriyor. E, Vitalik Buterin ile Elon Musk bunu yapıyor ya da yapmıyor diye söylemiyorum ama bunlar çok fazla oluyor. E, bunlar da genel itibariyle aslında reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığından e, geçiyor. Bunu da söyleyebilirim. Dolayısıyla e, Vitalik Buterin'in buradaki açıklamaları kesinlikle e, radikalleştirmeye gerek yok. E, hala Elon Musk Twitter'ın sahibi ve kripto paralar üzerinde ki Ethereum bunun en başlarında gelecek e, entegre edilebilecek altcoinler arasındadır arkadaşlar. Elon Musk'ın yaptığı genel hareketler e, çok fazla eleştiriliyor. E bunlar CZ'den de geldi, Vitalik Buterin'den de an itibariyle geldi. Fakat genel ortaklıkları ve hareketleri e, devam etmekte. Kripto paraların entegresi için Elon Musk'ın hala beklediğini ki e, bunun yani bu sürecin ben 2023'ün ortalarına kadar devam edebileceğini düşünüyorum. E, zira karşılıklı alışveriş olan anlık etki dediğimiz meseleden de yararlanabilmesi için Elon Musk güzel haberler açısından Doge'da da diğer kripto paralarda da bekleyecektir arkadaşlar. Elon Musk Vitalik Buterin'e bir karşı söylemde henüz bulunmadı. Fakat büyük ihtimalle öyle bir şey yok. Geçmişteki yönetim daha kötüydü. işte biz böyle yaptık tarzında bir sohbet dönecektir arkadaşlar. Haber siteleri vesaire biraz aslında meseleyi abarttı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.